Hücenin T4 modeli ses kalitesi olarak T9S modeline oldukça benziyor. Hatta ben epey uğraştım ama pek fark hissedemedim açıkçası. Burada gördüğünüz desibel testinde de kulaklığın son ses seviyesi yine 9S modelinde olduğu gibi oldukça yüksek. T4 modelinin de güçlü bir sesi var diyebiliriz. Uygulama desteği sayesinde Equalizer'a tepkisi de gayet başarılı. İstediğiniz şekilde Equalizer'ı kendi istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Kulaklığın son ses seviyesi oldukça yüksek. Yani ben son ses seviyesinde pek müzik dinleyemedim açıkçası. O son ses seviyelerinde eğer müzik dinlerseniz de herhangi bir şekilde seste bir bozulma olmuyor. GT1 ve bu kulaklığın rakibi olabilecek T5 modeliyle de karşılaştırdım. Onlardan ses olarak daha yüksek. Ses kaliteleri ise genele bakıldığında benzer. T4'te sizler bir miktar daha önde. Yine dediğim gibi istediğiniz gibi Equalizer ayarlarıyla kulaklığı özelleştirebilirsiniz. Yani bas seviyesinde arttırdığınız zaman o artışı kulaklarınızda anlık olarak hissedebiliyorsunuz. T4 modeli diğer top tasarımda olanlar GT1 veya Redmi gibi değil. Kulak içerisine uyabilen ve iç tasarıma sahip olduğu için kulağın içerisinde daha güzel bir şekilde oturuyor ve tiz, mid ve özellikle bassları daha iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Genel olarak ben kulaklığın ses performansını beğendim. Ses kalitesi fiyatına göre başarılı diyebilirim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz şu ana kadar sesini QC'nin T4 modelinden duydunuz. Bu birebir bir telefon görüşmesinde alınmış bir kayıt. Şöyle görebildiğiniz gibi sesimi şu an Mi 9T telefonu kaydediyor. Hatta şu an burada gürültülü bir klima çalışıyor. Kulaklığın DTP olarak gürültü engelleme teknolojisini de bu vesileyle denemiş olduk. Bu klimayı ben sonradan çalıştıracaktım ancak unutmuşum. Şu an çalışmış oldu. Hatta şu an turbo moduna alayım. Biraz daha hızlandıralım. Bu biraz farklı bir giriş oldu. Buraya kadar izlediyseniz beğen butonunuzu alırım. Videoların analizlerine baktığımda genelde kullanıcıların son kısımdaki ses kalitesi kısmını izlediklerini gördüm. Ben de direkt ses kalitesini en baştan söyleyeyim dedim. İnsanlar da oraya kadar atlamasınlar en azından. Bir de videolarımı izleyenlerin %90'ı kanalıma abone değil. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Evet, Kyujey'nin T4 modeli de bu şekilde bir performansı vardı. Hatta bir de klimayı kapatalım. Evet, şu anda klima gürültüsünü kapattım. Sesim size nasıl geliyor? Bunu yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşın. Yine en çok izlenen kısımlardan devam edelim ve kulaklığın gecikme performansı. Bu QCN T4 modelinde bir oyun modu bulunuyor. 3 kere kulaklığa bastığınız zaman bu oyun modunu aktif edebiliyorsunuz. Yine bu kulaklıkların dokunmatiklerinde fiziksel bir tuş bulunuyor. Bunları uygulama üzerinden istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu oyun modunu aktif ettiğiniz zaman bu şekilde bir ses. Pasif ettiğiniz zaman da bu şekilde bir ses geliyor. Evet, görebildiğiniz gibi oyun modu gayet iyi bir şekilde çalışıyor. PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı oyunlarda gecikmeyi ciddi manada azaltıyor. Maalesef hiçbir tam kablosuz kulaklık bu gecikmeyi sıfıra indiremiyor. Ben bu oyun modunu açtığımda herhangi bir gecikme hissetmedim. Yani diğer oyun modu olmayan modellerle karşılaştırdığım zaman oyun modu gayet başarılı bir şekilde çalışıyor diyebilirim. T5 veya GT1 gibi oyun modu olan modellerle de karşılaştırdığım zaman benzer bir performans sergiliyor. Yani bunu o aradaki gecikme farkını hissetmeniz mümkün değil. Yine kulaklıkta Bluetooth 5.0 olduğu için oyun modu açık olsun veya kapalı olsun fark etmeksizin herhangi bir şekilde dudakla görüntü arasında bir kaymada söz konusu değil. Bu arada bu kulaklığı ben yurt dışından almıştım. 15 TL'lik de bir vergi ödemiştim. Şu an güncel olarak Türkiye'den neredeyse yurt dışı fiyatına satılabiliyor. Satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Kulaklığın ses performansı ve gecikme performansından sonra tasarımından devam edelim. T4 modeli de T9S'ye benzer bir kutuyla geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın şarj kutusu ve kendisi. İki farklı boyda kulak silikonu. Mikro USB şarj kablosu. Ve kullanım kılavuzu geliyor. Kutunun şöyle kendisine bakacak olursak T9S kutusunun neredeyse birebir aynısı. Hiçbir farkı yok diyebilirim. Çok çok hafif, T9S'nin kutusu biraz daha büyük gibi. Şöyle kapağını kaldıralım. Evet, bir fark olarak T9S direkt kapağı kaldırdığımız zaman çalışıyordu. T4'te o şekilde bir durum yok. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir LED ışık da bulunuyor. Burada bir araya girmek istiyorum. Şu şekilde QCT 4'ü kullanım kılavuzuna baktığımda burada bu şarj göstergelerini gördüm. Ve kutuyu şarja taktığımda
Gördüğünüz gibi şurada bir ışık yanıyor. Ancak bu ışık bu kutunun kapağını kaldırıp açtığımız zaman çalışmıyor. Yani buradan kutunun şarjının ne kadar kaldığını anlayabiliyoruz. Ancak bunu görebilmemiz için mutlaka kutuyu şarja takmamız gerekiyor. Bu şekilde 9S modelinde olduğu gibi direkt kapağı kaldırdığımız zaman burada bir ışık yanmıyor. Zaten şöyle çok yakından da bakarsanız şurada bir LED gösterge olduğu bile belli değil. İçinde biraz daha silik. T9 modelin önündeki ışık direkt dışarıdan da belli oluyor. Ya maalesef bu gösterge var ama bence çok da bir işlevsel değil. Çünkü sadece kutuyu şarja taktığımızda bunun ne kadar şarjının kaldığını görebiliyoruz. Bu da yine aynı o kullanım kılavuzunda olduğu gibi yeşil, beyaz ve kırmızı olarak yanıyor. Yani beyaz olduğu zaman bu sabit yanıyor ve kutunun full dolduğunu anlayabiliyoruz. Ancak bizim için önemli olan kutunun anlık olarak bizim yanımızdayken ne zaman şarjının kaldığını öğrenebilmemiz ve bu özellik de maalesef T4 modelinde bulunmuyor. T4 modelinde böyle gördüğünüz gibi kulaklıkları yerinden kaldırmanız gerekiyor çalışabilmesi için. Aslında bu biraz da iyi olmuş. Çünkü kapakta sensör olduğu zaman, kapağa bir zarar geldiği zaman problem olabiliyor. Şöyle bu kulaklıkların kendilerine bakacak olursak, bu ışığı yanan T4 modeli aslında çok da benzemiyorlar. T9S'nin şu iç basma düğmesi biraz daha içine göçük. T4 biraz daha dışına. Şöyle baktığınız zaman arka tarafları tasarım olarak benzer. Şöyle şu kısımda gördüğünüz gibi bir ovallık bulunuyor kulağın içerisinde güzel bir şekilde oturabilmesi için. T9S'nin bir farklılığı bu şekilde bir silikon bulunuyor. Bunu çıkartabilirsiniz de böyle. Çıkardığınız zaman T4 modeline oldukça benziyor 9S modelde. Tuşa basım hissiyatı olarak T4 sanki biraz daha yumuşak gibi. Kulaklıkları yerinden kaldırdık. Telefonumuzla eşleştirelim. Şöyle gördüğünüz gibi QC'ye T4 olarak çıktı. Ve şurada görebildiğiniz gibi QC'ye T4 olarak bağlandı. QC'ni de maşallah bütün modellerini denemişiz. Şöyle kulaklıklara bir yakından bakacak olursak şu alt bölümlerde mikrofon görüyorsunuz. Bu bölümlerden kulaklıkları kontrol edebiliyoruz. Ergonomik bir yapıda olduğu için kulağa güzel bir şekilde oturuyor kulaklıklar. Bir Type-C girişi, bir de ekstra bir LED gösterge koysaymış çok harika olurmuş açıkçası. Bu arka tarafında da micro USB bir giriş bulunuyor bu kutuyu şarj edebilmemiz için. Şöyle GT1 ve Redmi ile karşılaştırdığım zaman şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık olarak aynı büyüklükteler. Biraz daha GT1 modeline göre büyük QC T4 modeli. Evet, kulaklıklarımızı telefonumuzla eşleştirdik. Şimdi QC uygulamasına kulaklıkları tanıtalım. Bu şekilde uygulamayı açıyoruz. Ve daha önceden ben 9S modelini burada tanıttığım için bu çıkıyor. Bu uygulamayı kurduğunuzda bir oturum açmanızı söylüyor. O oturumu açtıktan sonra bu ekran karşılıyor sizi. Ve buradaki artı butonuna basarak yeni cihaz ekleye basıyorsunuz. Burada QC'nin son dönemde çıkardığı yeni kulaklık modellerini görebilirsiniz. Buradan T4 modelini basıyorum ve kulaklıkları yerinden kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt otomatikman kulaklık uygulamayla bağlandı. Şuradan da görebilirsiniz. Telefonumuza bağlı şu an kulaklık. Uygulama çok stabil çalışmıyor. Bazen kapanmalar yapabiliyor. Şöyle uygulama bir yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi burada tek tıklama, iki tıklama ve üç tıklama olarak kulaklığın bu tuş kısımdan da komut atayabiliyoruz. Standart olarak 3 tıklama oyun modunu açma ve kapatma olarak geliyor. 2 tıklama önceki şarkı ve sonraki şarkı. Bu ise durdurup başlatma. Buradan ses açıp arttırmaya veya akıllı asistanı ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu alt taraftaki kısma bastığımızda ise gördüğünüz gibi çağrı cevaplama ve çağrı sonlandırma bulunuyor. Şöyle bu kısımda equalizer görüyorsunuz. Buradan kendiniz isteğinize göre bu şekilde equalizer ayarını yapabilirsiniz. Veya buradan hazır modlar arasında da geçiş yapabilirsiniz. Bu alt kısımdan ise telefonunuz ile kulaklık bağlı olduğu zaman bu şekilde bastığınız zaman kulaklıktan bir alarm sesi çıkıyor ve kulaklığın yerini bulmanızı sağlıyor. Ve bu alt taraftan bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Buradan da reset ve uygulama genel olarak bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi uygulama hata verdi ve kapandı. Bir daha açalım. Kulaklığın equalizer'a tepkisi de gayet güzel. Equalizer kısmı güzel olmuş. Şöyle şuradan yine kapandı. Demek ki bu ekranda bir sorun var. Buradan ben aslında şunu göstermek istiyordum. Kulaklığın kutusunun ne kadar şarjının kaldığını bu uygulamadan göremiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi sadece sağ ve sol kulaklıkların şarjını görebiliyoruz. T4 modelinin teknik özelliklerine bakacak olursak yeni QC modellerinde olduğu gibi bu kulaklıkta da PAU çipi kullanılıyor. 6 mm'lik sürücüler var. Bluetooth 5.0 destekliyor. AAC yüksek kaliteli ses kodeni bu kulaklık destekliyor. 4.5 saat civarında bir müzik dinleme performansı sunuyor kulaklık. Kulaklığın kutusu
kutusu 380 mAh. Bu sayede 20 saate yakın müzik dinleyebiliyoruz bu kulaklık ile. Su geçirmezlik olarak IPX4 sertifikası bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçramalarına karşı ve tere karşı bu kulaklık dayanıklı. T4 modeli görebildiğiniz gibi T9S modelinde olduğu gibi bu iç kısım kulağın içerisine göre ayarlanmış ve bu şekilde kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman tam olarak bu boşluğu güzel bir şekilde dolduruyor ve dış sesleri oldukça kesiyor. Yalıtım olarak oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim kulaklığın. Şöyle görebildiğiniz gibi bu butonun sayesinde kulaklığı buradan kontrol edebiliyoruz. 9S modelinde bu tuş hafif oynuyordu. Bunda o şekilde bir oynama söz konusu değil. Şöyle karşıdan baktığınız zaman da herhangi bir dışa doğru bir çıkıklık söz konusu değil. Kulakta da oldukça sağlam durduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir düşme testimizi yapalım. Yani bu kulaklığı kulaktan düşürmek mümkün değil. Öyle söyleyebilirim. Şimdi ben buradan bir şarkı açayım ve kulaklığın bir de yalıtım testine bakalım buradaki yaka mikrofonumdan. Şu an %70 seviyesinde. %100. Evet, parçanın sesini duyabildiniz mi? Yorumlar kısmında belirtin. Ben de bu kısmı dinlemedim açıkçası. Ancak dışarıdaki sesleri oldukça kestiği için benim dinlediğimi de büyük ihtimal siz duymazsınız. Bir de şöyle bir durum var. Ben %100 seviyesinde dinleyemiyorum oldukça yüksek son ses seviyesi. Yani %80 seviyesine getirdiğim kısmı baz alabiliriz o açıdan. Bu tuş kısmı da T9S'ye göre bir tık daha yumuşak olmuş. Yani basarken yine kulağı bir miktar rahatsız ediyor ancak çok da değil. Bunun tuşlu olmasının avantajı olarak kulaklığı çıkartıp takarken herhangi bir şekilde yanlış basmaya imkan vermiyor. O açıdan tuşlu olmasının böyle de bir avantajı bulunuyor. Yine bu kulaklıkta iki kulaklığı da ayrı ayrı olarak kullanabiliyoruz. İki kulaklıkta mikrofon bulunuyor. İster sağı ister solu ayrı ayrı olarak kullanabilirsiniz. Kontrol olarak uygulamasında gördüğünüz gibi bir tık, iki tık ve üç tık olarak istediğiniz şekilde ses arttırıp azaltmaya, oyun modunu açıp kapatmaya veya bir önceki bir soru şarkı şeklinde istediğiniz gibi özelleştirmeye de imkan veriyor. Kulaktaki duruş şekli olarak da T9S modeliyle oldukça benzer şekilde duruyor. Bu kulağımda T9S var. Bu kulağımda da T4 var. Evet, fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak T4 modeli T9S modeli kadar olmasa da kulakta oldukça sağlam durduğunu söyleyebilirim. Güçlü ve yüksek sesiyle öne çıkan bir kulaklık olmuş. Ekstra oyun modunun olması da bir avantaj. Ses performansı olarak ortalama bir kullanıcıyı çok rahat bir şekilde tatmin edeceğini düşünüyorum. Yani görüşme performansı olarak uzun görüşmelerinizi yapamasanız da kısa görüşmelerinizi bence bu kulaklık ile yapabilirsiniz. Çoğunlukla amacınız müzik dinlemek ve oyun oynamaksa bu kulaklığı alabilirsiniz. Kulaklığın eksi gördüğüm özelliği olarak uygulaması biraz daha stabil bir şekilde çalışabilirdi. Veya bu kulaklığın üzerindeki şarj göstergesi sayesinde kutunun ne kadar şarjının kaldığını görseydik güzel olurdu. Yine bu eksilerine rağmen kulaklığın fiyatının hakkını verdiğini söyleyebilirim. İndirimli ve işe yarayabilecek ürünleri, kupon ve indirim kodlarını bu Telegram adresimde paylaşıyorum. Takip etmenizi öneririm. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni yayınlayacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.